Bizim geçen sene şöyle bir problemimiz vardı. Çok gol pozisyonuna giriyorduk. Ama gol atmada sıkıntılarımız vardı. Ayrıca da oyunun sıkıştığı anlarda oyunu çevirebilecek bir tecrübeli bir yıldız oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bu sene Leydi'yi getirdik. Tecrübeli, uluslararası tecrübesi son derece yüksek bir oyuncu. Her an skoru değiştirebilecek bir kapı. Dişi Ronaldinho lakaplı. Evet. Onun da altını çizelim, birçok kişi belki isim olarak değil ama o lakabıyla tanıyor. Evet. Oranica iyi bir pivot santrofor, iyi bir golcü. Tek vuruş özellikleri çok iyi. Geçen sene böyle bir tek vuruşu iyi olan oyuncuya ihtiyacımız vardı. Onunla giderdik. Carolina da orta sahadan oyunu diklemesine iyi oynayan, hareketli, çabuk bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Geçen sene de böyle bir sıkıntımız vardı. Onu da transfer ettik. Biraz daha defansif anlamda biraz daha takımı kuvvetlendirmemiz gerekiyordu. Aysun'u transfer ettik. Yani sonuçta bu seneki transfer politikamızda eksik noktalara iyi oyuncular transfer ettik. Ama bunun yanında da 7-8 tane oyuncumuzu üniversitelerinin son senesi olması dolayısıyla KPSS'ye hazırlanacaklarından dolayı bizim de fazla antrenmana katılamayacakları için başka 3. lig takımlarına, 2. lig takımlarına kiralık olarak verdik. Böyle de bu sene 7-8 oyuncuyu gönderdik. 4 tane de böyle kaliteli, önemli, kaliteli, direkt yaptık. Etki edecek evet. Nokta transferle. Tabii. Yani transfer yapmak için transfer yapmadık. İhtiyaç. Şimdi hani Beşiktaş'ın olması hani ligin sadece kalitesini arttırdı. Hani bizim diğer kadın futbolundaki sıkıntı konusunda bir çözüm olmadı. Ama önceden mesela 4 tane takımla lig geçiyorsa şimdi 5 tane takımla lig daha kaliteli futbol oynanır hale geldi. Çünkü kadın futbolunda istenilen şey de buydu zaten. Peki Beşiktaş'a karşı bir pozitif bir ayrımcılık söz konusu olabiliyor mu federasyonla ilgili? Sanki az önce ya tabii buna şimdi, benzer bir şey söylemek istedim. Ya tabii şöyle söyleyeyim. Hani bizim maçlarla ilgili biz böyle bir şey rastlamadık. Ama hani bununla ilgili birçok hocalarımızdan serzenişler ve haklı şeyler görebiliyoruz, duyabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Yani biliyorsunuz. Erkek takım için de aynı şeyler söyleniyor. Evet. Tabii biz bu olayların uzağındayız. Bizim için önemli olan doğruların yansıtılması. Yani mesela bizim de İstanbul'da maçımız olacak Beşiktaş'ta. O yani, zaman aslında anlayacağız gibi bir şey. Evet. Ama geçen hafta, yani bu hafta olarak söyleyeyim, Beşiktaş-Trabzon maçında bazı sıkıntılar yaşandı. Trabzon'un başkanıyla görüştüm. Haklı bir şekilde serzenişlerini ortaya koydu. Hani bu da Beşiktaş'ın büyük takım olmasının bir avantajı mıdır? Ya da hani oradaki bu işin sorumlularının bir zaafı mıdır?